Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konumuzda sizlerle birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Balıkesir Bakkallar ve Baylar Odası Başkanı Sayın Hasan Yançıl ile birlikteyiz. Ee, yine sizi stüdyomuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ee, geldiğiniz vakit ayrıca için öncelikle teşekkür ediyorum başkanım. Evet, teşekkür ederim. Ee, tabii en geniş meslek örgütlerinden bir tanesinin aslında başkanlığını yapıyorsunuz ve evet. e, hem tüketici yönüyle hem de e, bakkallar ve bayiler yönüyle baktığınız zaman e, Toplumla temas etmediğiniz e, bir kimse kalmıyor gibi evet. düşünülüyor. Evet. E, çünkü hepimiz bir şekilde günün bel, bir e, en az bir veya iki defa olmak üzere defalarca e, bir bakkala bir bayi uğrama durumundayız. Ama küçük ihtiyaçlar için ama belki biraz daha fazlası Bütün için. Bütün ihtiyaçlarımız için e, yani genelde. E, evet. Tüm ihtiyaçlarımızı bakkallarımız evet, evet. barındırıyor, karşılayabiliyor. karşılayabiliyor. Evet. E, şunu demek istiyorum. Yani e, bir şey markete gitmenin yorgunluğunu yaşamıyorsun, Hemen işinizi halledip e, ihtiyacınız olup dönebiliyorsunuz evet. o anlamda. Evet. E, şimdi tabii bizim şehrimiz e, özellikle yaz döneminde e, hani Allah'ın vergisi güzel bir coğrafyada yaşıyoruz diyoruz işte İki tarafında deniz var, iki tarafında da böyle tatil imkanlarının zengin olduğu bir yerdeyiz. Öte yandan üniversitemizde belli sayıda bir ciddi bir sayıda öğrenci nüfusu var ve bunların evet. yaklaşık dörtte üçü ne yakın bir kısımda dışarıdan gelen öğrencilerimiz diyoruz. Bunlar tabii şehrimize zenginlik kattığı gibi çekildiği zaman yani dezavantajlı döneme döndüğü noktada da esnafımıza da bir durgunluk ve daraltma yaşatabiliyor şu içinde bulunmuş olduğumuz evet. aylar. Evet yaz mevsimine girmemizle birlikte öğrenciler işte memleketlerine gittiler. Gidiyoruz. Dolayısıyla işi biraz daha öğrenciye dayalı olan işte minibüsçüsünden özellikle kafesidir. işte lokantasıdır, bakkalıdır vesaire bayisidir. işi öğrenciyle daha fazla olan kesimin böyle bir şöyle 3 aylık bir şey durgunluğu başlıyor. Evet. Ekonomideki bir durgunluğu başlıyor. bir de halkımızın bir şeyi var. deniz evlerine gitme gibi bir lüksü de var. Onlar da çekildi zaman. Şöyle bir son yıllarda gerçi bu biraz azaldı ama sanki böyle bir el ayak çekilmiş gibi bir hale dönünüyor Balıkesir'de. Evet. Gerçi insanımız gene var burada hani kalan. Bu biraz moral bozukluğu yapıyor galiba değil mi Hasan Bey? Bu konuda sezon değerlendirecek olursak neler neler demek istersiniz? Şimdi ben öncelikle tekrardan bize esnaflarımıza seslenme fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. E, odam ve üyelerimiz adına size. E, doğru. 12 ay içerisinde esnafın e, zaman zaman e, hareketinin arttığı, alışverişin arttığı, zaman zaman da alışverişlerin durduğu mevsimler var. Kışın özellikle Ar Aralık ayı e, Kasım 15'inden sonra Aralık ayına giderken esnafın işleri düşer. Biraz düşmesinin sebebi de Çalışma saatleri azalır, yani günler kısalır, havalar soğuktur, insanlar pek dışarıya çıkmazlar. Ee, akşam geç vakte kadar durabilenler durur, bazı arkadaşlarımız 8, 9, 10 dedi mi dükkanını kapatıyor bazı yerlerde. Büfeler açık duruyor. Fakat tabii e, o aylarda nüfus yoğundur, öğrencisi. Balıkesir Üniversitesi dediğimiz zaman şu an Balıkesir'de aşağı yukarı 25-30 bin tüm il olarak baktığımız zaman 45 bine yakın öğrenci barındırıyor. Askeriye ayrı. Polis okulu ayrı. Yani buralarda da bir ciddi potansiyeller var. E tabi yaz aylarının gelmesiyle beraber insan sirkülasyonu artıyor. Özellikle işte esnafımızın Ocak, Şubat Mart, Mart ayının 15'inden sonra yavaş yavaş günler uzamaya başlıyor ve alışverişlerde birazcık artmaya başlıyor. Biz bunu esnafımızın kendisinden de duyuyoruz, zaten de biliyoruz yani. Yaz geldiği zaman, Haziran geldiği zaman okullar kapanıyor. Okulların kapanmasıyla beraber bir nüfus hareketi oluşuyor. Ne oluyor? İşte öğren okullar kapanınca öğrenciler memleketlerine dönüyor. Burada e, memur olanlar, e, olmayan fark etmez, yazlı olanlar da yazlıklara gidiyor. Bir nüfus azalması söz konusu oluyor. Özellikle bazı mahallelerde, mesela bir bahçeli evlerde, bir paşa alanı mahallesinde, e, oralarda daha çok e, gelir düzeyi yüksek olan insanların e, var olduğunu düşünürsek, oradaki esnaf arkadaşlar öyle söylüyorlar, yani eşi iki karı koca çalışıyor. Bunlar tatil'e çıkıyorlar özellikle yazın. Memursa tatillerine bazı gidiyor sahilde güney sahillerine yapıyor. Bazı işte yazdığı varsa yazdığına gidiyor. Tabii ki bu şeyi alışverişi müşteriler, esnaflarımızın cirosunu etkiliyor tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi tabii burada başka fırsatlar da çıkıyor. Yani şehirde böyle bir hareket yani nüfus azdığı azalırken kırsalda da tam tersine nüfus artıyor orada da işçi hareketi işte tarım arazilerinin yoğun olduğu yerlerde de daha çok şehirden dışarıdan işçiler geliyor oradaki esnaflarımız da bu sefer çok daha iyi işler yapıyor kırsaldaki köylerdeki esnaflarımız kışın çok memnun değil çok durgun geçer ama yaz geldi mi bir hareketlilik olur, dışarıdan gelen insanlar olur. Merkezde de e, havaların ısınmasıyla beraber insanların su ihtiyacı, yani suyla ilgili ihtiyacı artar. Bunu işte dondurmayla kapatır, bunu karpuzla kapatır, bunu su içerek kapatır. Çay bahçeleri açılır, kır, e, kır bahçeleri açılır, oralarda hareketlilik başlar, caddelerde hareketlilik başlar çok iyi değerlendirmek lazım. İyi hazırlıklar yapmak lazım. Arkasından Ramazan gelir. Ramazan için iyi hazırlık yapmak lazım. Birazdan bunların nasıl yapılacağı ile ilgili konuşuruz. Onun arkasından Kurban Bayramı gelir. O da bir fırsattır. Ona da iyi hazırlık yapmak lazım. Kurban Bayramı'nda insanlar neye ihtiyaç duyarlar? Ee, onu iyi araştırıp ona göre hazırlık yapmak lazım. Arkasından hemen okulların açılması Gündeme gelir. Oraya iyi hazırlık yapmak lazım. Kısacası esnaf oturup beklemeyecek tabii ki. Esnaf her mevsimi e, iyi analiz edecek, mevsimsel ürünleri iş yerinde e, bulunduracak, yok satmayacak. Yani siz yazın eğer su yok satarsanız, soğuk su satamazsanız hı hı. sizin işiniz zor. Suyu soğutup satacaksınız çünkü insanlar dışarıda yanmış, soğuk su istiyor. Siz suyu soğutup satarsanız ayakta kalırsınız. Suyu da önceden alacaksınız. Suyun talebin az olduğu zamanda alacaksınız, koyacaksınız, ucuza alacaksınız. E, zamanı geldiğinde rekabet edebilir bir fiyata da satacaksınız yani. Fırsatçılıkta evet. yapmamak lazım yani. Rekabet edebileceğin bir fiyata da satabilmen gerekiyor. E, dolayısıyla esnaf e, her mevsim Uyanık olmalı, hazırlıklı olmalı, önceden e, hazırlık yapmalı yani bakmalı. 19 Mayıs geliyor, 19 Mayıs için. tabi bütün esnafı şey yapmıyor ya tabii ki bu yani. Mesela kırsaldaki esnafı 19 Mayıs bayramı veya 23 Nisan bayramı çok fazla şey yapmayabilir. Ama o güzergâhta bulunan esnaflar ona göre hazırlık yapmalı. Sahildeki esnaflarımız ona göre evet. hazırlık yapmalı ki ona göre hazırlık yapıyorlar zaten. Şeyde mesela bu bayramda işte Ayvalık'ta, Cunda'da birçok adada insanlar bisküviyi zor bulmuşlar mesela. Ya mesela bunun gibi Değil gibi mesela mi? evet. Yani bu tür hazırlıkları yapmalı. yaz aylarının başlamasıyla benim birlikte piknik gündeme giriyor. Her hafta sonu bazı aileler, bazı aileler belki haftanın belli yani hafta içinde de pikniğe çıkıyor. Atıyor kendisini evden dışarıya. Kıra, orada akşam yemeğini gideyim evet, e, Boğaz'da yapayım diyor. Ne yapıyor? E, kolasını alacak, yani meşrubatını alacak, suyunu alacak, domatesini, biberini alacak. E, siz bunları hazırlarsanız kömürünü alacak. Bu tür ürünleri dükkanınızda daha önceden müşterilerin görebileceği şekilde bunlar bende var diyebileceğin şekilde hazırlık yaparsan bir hazırlık yapmış olursun yani. E, düğünler başlıyor, düğün hareketli, düğünler çok yoğun bir şekilde, düğün olmayan gün yok her gün düğün var. Kapalı alanda var, açık alanda var, mahalle düğünleri var. Ya buralarda para harcanıyor neticede. Bunlara hazırlık yapmak lazım. Yani mahallemizde düğün var mı yok mu? Bunu esnaf öğrenme çok önceden öğrenmesi lazım, araştırması lazım. Ona göre hazırlık yapması lazım. Dondurma stoğunu ona göre yapması lazım. Suyunuz ona göre stoklamalı. Düğüne gelen insanların ihtiyacı neyse ona hazırlık yapmalı diye düşünüyorum. Ondan sonra karpuz Hı hı. E, müsaitse dükkanın önü karpuz satmalı eğer daha da müsaitse soğutup satmalı soğutup satma bugün soğutulmuş karpuz satan yok gibi soğutulmuş karpuz alacaksın evine götüreceksin hemen yiyebileceksin e, bir de dolaba koyup da onu soğutmak için uğraşmayacaksın yani soğutulmuş karpuz yapılabilir e, dini bayramlarımız var dediğimiz gibi ramazan var kurban var milli bayramlarımız var Bunların hepsi esnaflarımız için fırsat günleridir. Tabii. Bunları Özellikle değerlendirmek. Özellikle şimdi Ramazan'da ona bir yazı gelen Ramazanlar neredeyse teraviye kadar da bir vakit sunuyor değil mi? Hani bilmiyorum yasalar falan o saate kadar açık. Sabah biliyor mu? Şetera bir de şimdi sahur demek istedim evet. aslında. Sahura kadar yani bir mesela teravih'ten çıkanların da uğradığı bir nokta haline evet. gelebilmek evet. bir fırsat olarak değerlendirmek. Kesinlikle bunlar bir birer fırsattır. Bunlara önceden hazırlık yapmak lazım. Dükkanın dizaynını, dükkandaki ürün çeşidini buna göre hazırlamak gerekir diye düşünüyorum. Mesela Ramazan gelir, pide satışları. Her tüketici, evet bizim müşterimiz pideyi sıcak almak ister. Onun için fırınların önüne kuyruk olur. Pidenin çıktığı saatte orada olur. Bizim esnafımız da imkanı varsa, motoru varsa motorunla yoksa arabasını, yoksa bisikletle fırından çıktığı saatte pideyi alacak. Müşterisine de şu saatte pide gelecek diye söyleyecek. O saatte kapının önüne kuyruk yapacak. Gelir gelmez pideyi sıcak sıcak müşterilerine satacak. Eğer sadece fırıncıya bırakırsa, fırıncı tabii bir saat öncesinden bırakır pidesini. Bir saat öncesinden aldığı pideyi anca satar. Yani soğumuş olarak, soğutun, soğumuş olarak satar ki Müşteri sıcak bir de istediği için fırına koşar. Fırından almaya çalışır. Mesela bizim bu konuda bir üyemiz var. Muhammed Çalışkan. Adnan Menderes Mahallesi'nde. Yani bir fırını sattığı ekmek kadar, pide kadar daha fazla. Yani pide olarak daha fazla satıyor da ekmek günlük satışı 500-600 ekmek satıyor. 500-600 ekmek. Tabii Adnan Menderes'te fırın yok herhalde değil mi? Öyle bir sıkıntı var orada. O bir sürü esnaf arkadaşımız Tabii. var. Niye bir tane evet. düşünüyorsa, bir lira düşünebilir. Evet. Etrafında da büyük marketler var. Mesela Pervanolu gibi, Migros gibi, onlar var. Tansaş gibi, Bim gibi. Ona rağmen 600 500 600 ekmek satıyor. Yani fırıncısının öyle bir anlaşmış ki ekmek onun istediği saatte geliyor. Bütün fırıncılarda etrafında pervane dönüyor. Benim ekmeğimi sat. Benim pidemi sat diye. Bunlar güzel örnekler. Bu örneklere bakmak lazım. Bu nasıl yapıyor, nasıl oluyor diye. Ama biz hiç yerimizden kıpırdamazsak, biz her şeyi karşı tarafa bırakırsak, karşı taraf işine geldiği zaman da senin ekmeğini getirecektir, pideni getirecektir. Dolayısıyla müşteri tabii sıcak ekmek, sıcak pide arıyor. Nerede bulursa da oradan alıyor. Siz de bulamazsa almıyor. Evet. Bunun gibi yani fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bunlar birer fırsattır diye düşünüyorum. Fırsattım Tüketicinin olduğu her yerde e, herkese de bir ekmek düşer değil mi? Mantığıyla bakmak lazım Tabii biraz. Tabii ki. E, Nüfusta tabi bir azalma olabilir, işte değişkenlik olabilir ama e, hazırlıklarınızı yaptığınız sürece e, bunlar aşılmayacak sorunlar değil diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle aşılmayacak sorunlar değil. Şimdi özellikle yaz mevsimini esnafımız... E, ...iple çekiyor yani. Çünkü kışın hakikatten sıkıntılı geçiyor. Kışın birçok esnafımız... ...bağ ödemekte, vergisini ödemekte... ...zorlanıyor. Cirolar düşüyor. Çalışma saatleri az. Hı hı. Ee, insan hareketi az. Yağmur yağıyor, kar yağıyor... ...soğuk oluyor. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Ama yazın öyle değil. Yazın insanlar kendisini dışarıya atıyor. Bunu e, fırsata dönüştürmek lazım. Sadece bu yani. Fırsata dönüştürmek için bakmak lazım... Eğer sizin piknikçilerin yolunda ise sizin dükkanınız yol üstünde bir yerde ise e, mangalınızı, kömürünüzü e, önceden bulunduracaksınız. Başka yerlerde olmayan ürünleri de getirip kullanın. Kolay tutuşturabilmesi için kolay tutuşturucu bugün malzemeler var. Onları da getirip dükkanda bulacaksınız. E, satacaksınız. Sadece çıra değil. Böyle hemen bir parça kırıyorsunuz, yakıyorsunuz, koyuyorsunuz. Kesinlikle söndürmüyor. Kömürü söndürmüyor. Yani ikinci defa yakmanıza gerek kalmadan o tür malzemeler var ve onları da bulundurmak gerekiyor. İşte bu jel olur, tablet olur. Bunları alıp dükkanda bulundurursanız siz tercih edilen olursunuz. Herkes de var olandan değil de var olmayıp farklı ürünler varsa onları da getirip korsanız farklı bir alışveriş imkanı sağladığınızdan siz tercih edilebilirsiniz. ...diye evet. düşünüyoruz. Yani böyle olması lazım. Esnafımız buna dikkat etmesi gerekiyor. Dondurma dediğim gibi... ...şu an genelde... ...kapalı... ...ambalajlı dondurma satılıyor. Ben eskiden... ...hem ambalajlı satardım... ...hem de açık satardım. Yani inanın ki bir düğün salonunun... ...yanındaydı dükkanım. Bir gecede hem ambalajlı... ...dondurman biterdi hem... Açık sattığım külahla böyle doldurup sattığım dondurma bir gecede biterdi Ayşegül Hanım. Çok güzel işler olurdu. İşte bunları değerlendirmek lazım. Tabii. Yani düğün salonuna yakınsa ona göre hazırlık yapmak lazım. Mesela Balıkesir Spor e, lige çıktı. Bu sene Balıkesir'de e, hareket olacak dışarıdan. Tabii. E, futbol severler gelecek. E, bunları iyi değerlendirmek lazım. Buna hazırlık Hayır dışarıdan yapmak lazım. O sever geldiği gibi şimdi bizim bizim, bizim Mesela Balıkesir Sporu Balıkesir'in içindekiler izliyordu. İlçelerden gelecekler insanlara evet, izlemeye. Yani Evet. Yani bir yani e, Fenerbahçe bir Galatasaray Geldiğin zaman düşün, tabii düşün yani tabii ki. E, belki o işte Ayvalık'ındakiler de gelecek buraya evet, maç seyretmeye. Evet. Feride'deki de gelecek. Bunlar birer fırsattır. Bunlara hazırlık yapmak lazım. Bunlara iyi çalışmak lazım dersine esnafımızın. Ha beklerse bir çocuk olmaz. Hı hı. Bekleme yok. Eski toz raflarla? Bekleme yok. Devamlı düşünecek. Hı hı. Alacak ajandayı bakacak. Önümüzde hangi dini bayramlar var, hangi milli bayramlar var, Balıkes Spor hangi, hangi tarihlerde top Balıkesir'de karşılaşma yapacak. Bunları bilmesi lazım. Yani bilgiye sahip olması lazım ki ona göre hazırlık yapsın. Tabii. Dükkanın olduğu yeri, konumunda çok iyi analiz etmesi Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Tabii dükkanın bulunduğu Her yer çok önemli. Her mahallenin ihtiyacı birbirinden farklı olabilir Saatli. değil mi? Mesela Sakarya Mahallesi'nde bunlar olmayabilir. Çok Hı. daha az olabilir. Ama mesela Atalar Caddesi üzerinde, Mimini Kuvvetler Caddesi üzerinde, Anafartalar Caddesi üzerinde olan esnaf arkadaşlar hazırlıkları buna göre yapmalı. Çünkü onlar da şimdi yaz geldi okullar tatil oldu mu okullar açılana kadar üniversite öğrencileri yok. Üniversite öğrencileri bu saydığım yerlerde e, esnafımızı gerçekten ihya ediyor. Yani oralardan çok ciddi alışverişler yapıyor. E, öğrenciler e, küçük esnafı bırakmıyor yani. Evet. Ee, o yönden mutluyuz, seviniyoruz yani. Evet. Ama öğrenciler gidince tabii işler o taraflarda düşüyor. E, onun yerine şimdi artık e, oradaki insan hareketine göre... E, su satacak, dondurma satacak, kuru yemi satacak satabiliyorsa. Yani bu tür ürünlere ağırlık verecek. Karlı ürünler. Hı hı. Sigara satışı çok önemli değil. Evet. Çünkü e, kar marjı hakikaten düşük ama soğutulmuş bir su satmak bir esnaf için açısından çok önemli. Tabii. Yani yaz geldi, dili damağı kuruyor, su arıyor insan. Orada parayı bile düşünmüyor. Orada da fırsatçılık yapmayacağız. Tabii. Yani fırsatçılık, fırsatçılık yapmayacağız. Suyu değerinde satmamız lazım. Evet, yaz döneminde ürünleri değişiyor. Bu ürünler evet. bile birkaç kalem ürün der geçersiniz değil mi? Mesela bir Ramazan. Ramazan bayramı geldiği zaman biliyorsunuz sabahtan akşama kadar insanlar oruç tutuyor, aç. Ne görse, ne aklına gelse canı istiyor. Siz işte onu o ihtiyacı duyuracaksınız dükkanınızda taze höşmeriminiz bulunacak. Mümkünse eğer dükkanınız e, taze baklava, her gün bir tepsi baklava getireceksiniz. Ondan sonra soğutulmuş karpuz ayarlamaya yani yapmaya çalışacaksınız. Taze pideniz, ekmeğiniz olacak. E, pirinciniz, bakliyat ürünleriniz olacak. bunları e, Hatta biliyorsunuz Ramazan ayı hayır ayı aynı zamanda. Hayırın çok yapıldığı bir ay. Yani sadece iftarla da kalmıyor. Ramazan'da e, fakir fukara gözetiliyor. Paketler yapılıyor mesela. Siz de ona, onunla ilgili çalışma yapacaksınız. Yapmanız gerekiyor. Paket yaparız diyeceksiniz gelen müşterilerinize. Tabii, neden Uygun fiyattı. Tabii ki neden olmaz? Yani sizi sınırlayan ki bir şey yok aslında diyorsunuz yok. değil mi esnafı? Şunu satabilirsin, bunu satamazsın. Yok böyle bir şey. Yasal olan her şeyi satabilir evet. yani sonuçta. Evet. Ee, bu dondurma da olur. Dondurma eskiden pastanede satılırdı benim çocukluğumda. Evet değil mi şimdi yok, bak satıyor. bakkallarımızın hemen hemen hepsi satıyor evet. soğuk meşrubatını satıyorsunuz evet. karpuzunuzu satabilirsiniz Hani evet. dosya sizi sınırlayan kimse yok yeter ki yok kendi sınırlarınızı kendiniz koymayın Evet yani siz gelecek aylarda hangi günler geliyor ne gibi etkinlikler olacak ne gibi faaliyetler olacak onlara hazırlık yapmak lazım orada ihtiyaçları iyi belirleyip ona göre hazırlık yapmak lazım Toptancında ona göre görüşeceksin yani. Hı hı. Ona göre anlaşma yapacaksın. Yani e, Ramazan ayı dediğim gibi e, ihtiyaç hissettireceksin. Yani insanlar hakikaten aklına çok şey geliyor. E, ama gördüğü zaman alıp gidiyor. Evet. Alıp ee, gidiyor sadece. Sizde de orada işin kârını bereketini e, yaşamak kalacak evet. Tabii gerekli hazırlığı. Gerçekten canı çekecek şeyleri koymak lazım. Halde. Yalnız bir de şu da oluyor. Onu da çok dikkat etme. Onu da söylemek lazım Tabii bu aylarda yaz ayı geldim yaz geldiği zaman hareketlilik başlayınca e, kayıt dışı esnaflar da ortaya çıkıyor. E şimdi bir bakıyorsun e, benim esnafım mesela hal kayıt belgesi alıyor. Hal, hal kayıt belgesi. Ne demek hal kayıt belgesi? Eğer siz sebze, meyve bu tür ürünler satacaksanız bir hal kayıt belgesi alıp Size numara veriyorlar, şifre veriyorlar, ee, ürün alırken halden o şifre ve numarayla siz giriliyor si sisteme, fatura o şekilde kesiliyor. Şimdi hal kayıt belgesi olmadan hatta vergi de vermeden birçok karpuzcu çıkıyor ortaya, arabanın kasasında karpuz satıyor. Ee, bir yerin köşesini güzel bir köşe bulmuş orada getiriyor karpuz satıyor. Bunların belediye tarafından kontrolü var mı yok mu bilmiyorum ama şu ana kadar olmadığını düşünüyorum. Bir iki tane şey yaptık, sorduk, soruşturduk. Hiçbir izin izin yok. Belediye böyle yerlere izin de geçmiş dönemde verilmiyordu. Şimdi de verilmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü yani kayıtlı esnafa, kayıtlı Artık esnafa yazık. şu hayatın gerçeği oldu. Korsanlar her yerde, her şekilde var. Siz duaydın karpuzcu var yani düşünebiliyor musunuz bir şehrin korsan televizyonu var şu anda yayın yapan yani hiçbir e, yasal sorumlu olmayan rüt ya. rütü belgesi olmayan izni olmayan e, iki defa mühürlenip mühürü kırıp kırıp yayın yapan bir. Korsan Televizyonu var bu şehrin yani Allah Allah. bu varken siz karpuzcuyu hak getirin yani tabii ne biz, diyelim. Biz tabii ki kendi tarafımızdaki görüyoruz her yeri göremiyoruz ama. Ben bu konuya ama. aslında girmek isterim çünkü hakikaten pazarcı esnafımızın da manavın yani. da tabii. E, bakkalımızın da rahatsız olduğu bir şey. Yani tabii ki rızgı veren ya Allah her satsınlar. şey olacak ama eşit koşullarda olmak başka ya bir şey. Satsınlar şimdi benim tam dükkanımın önüne gelip de köşede bir yerde sen araba e, yanaştırıp orada karpuz satıyorsan, ben de karpuz satıyorsam bana haksızlık. Neden? Ben sattığım karpuzu faturalı almışım, dükkanıma koymuşum. E, dükkan kirası ödüyorum. E onun hiçbir kirası yok. Onun hal kayıt belgesi de yok. Nasıl aldığını da bilmiyorum. E şimdi bunlara bir dur denmesi lazım. Ya. Ürünü sağlıklı mı değil mi? Dur denmesi lazım. yani. yani e, Eğer dur denmiyorsa o zaman esnaf diyor ki ya şunu söylüyor. Ne biçim devlet diyor ya? Ne biçim kanun kardeşim mi diyor? Evet, haklısınız. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olacağız. Hay hay. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aranın ardından tekrar programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi reklamlara geçmeden önce özellikle esnafa alternatif demeyeyim çünkü esnafa hiçbir zaman şekilde alternatif olamaz. Yasal olmayan yasala hiçbir zaman alternatif olamaz ama e, ne diyeyim lokmasında göze olanlar diyeyim. Çünkü yani biz rızgı, ona kayıt dışı diyoruz rızgı yani. veren Allah ama e, eşit şartlarda rekabet edilmiyorsa da sıkıntı yaratır. Aynen. E, bu konuda biz o zaman tüketiciyi uyaralım. E, evet. Değil mi? E, yani tabii tüketici e, alışverişini yaparken çünkü esas görevini yapması gereken bu da devlet belediye yani bu konuda kime göre düşüyorsa onlar. Şimdi birisi devlete vergi veriyor. Şimdi eğer devlete vergi toplanması biz hizmet alabilir miyiz? Alamayız. Bizim Hiçbir ülkemizin şey. tek gelir kaynağı ha, vergi yani. zaten Bizim yani. petrol gelirlerimiz yok. Tabii. Şimdi vergi tüketici şuna bakacak yani. Yani vergi vermiyorsa birisi kayıt dışı Kaptı kaçtı işi yapıyorsa ya yani orada duracak, düşünecek. Ya bu benim, aynı zamanda ona da sıkıntı yani. Eğer tabana yayılmazsa vergi, herkes vergi vermezse birileri daha çok fazla vergi verir. Vergi tabana yayılırsa insanların üzerindeki vergi yükü azalır. Belki devlet oturacak Küçük Tabii. esnaflardan daha az vergi alacak. Şimdi Ama e, biz... vergi toplayamadığı için devlet daha fazla vergiyle yükleniyor bu sefer insanın Tabii üzerine. Bu sefer ne oluyor? İşte şey başlıyor. Ee, i̇syan ediyor i̇syan insanlar. İsyan ediyor. Da. Yani niye yani ben? Şimdi her ülkede bir vergi çeşidi vardır. Ya gelirden vergi evet. verilir, ya giderden vergi verilir. Ya biz ikisini de veriyoruz. İkisini de veriyoruz biz. Yani alar satın alırken, tüketirken de vergi veriyoruz, üretirken de vergi veriyoruz. İki bizim esnaflarımızın bir de şöyle sıkıntısı var. Bizim esnaflarımız e, mesela şirketler gibi değil. Şirketler her türlü harcamasını gider olarak yazabiliyor. Ama bizim esnafımız her şeyi gider olarak yazamıyor. Yazamadığı için mesela bizim esnafımızın ayda kendi giderleri aşağı yukarı bin lira gibi bir gideri var. Tabii. Bunu gider olarak yazamıyor mesela. Ama şirket olsa bunun hepsini yazabiliyor. Tabii. Bir de şu var, yani devletin son işte özellikle hükümet döneminde diyeyim. Tabii bu vergilere özel ihtimam gösteriliyor. Hani birçok konuda cezalar falan çok ağır. Yani evet. cezadan da ayrı bir kalem var. Vergi ve cezalar bizim ülkemizin şey <laughs> bütçesini oluşturan iki ana kalem şeyi tabii o da teşvik ediyor yani bir diğer gelişmiş ülkelerde de öyle midir bilemiyorum ama özellikle büyük marketler teşvik ediyor çünkü kuruşu kuruşuna kadar faturasını kesmiş oluyor yani şey sistem otomatikman kuruşu kuruşuna bir fiş veriyor işte onu görebiliyor devlet de. ama bu tarafta zaten onu yapsa hiç yaşayamayacak yani kuruşu kuruşuna nerede verebilsin dediğiniz gibi öbürü gel, gel, şeyden düşebiliyor. Gider ne düşebiliyor ama evet. esnafımız nasıl düşecek harcamalarını? Vallahi geçenlerde bana bir esnaf arkadaş dedi ya şuraya dedi git bir bak bakalım başkanım dedi ne kadar vergi vermiş dedi ya ben baktım dedi hiç vergi yok dedi sıfır matra zarar göstermiş dedi ya benim en küçük esnafım basit usul mükellef olan esnafımın bugün 700 lira 800 lira 1000 lira 1500 lira vergi veriyor ya. Yani tüketiciler bir baksın bakalım ya. Ne kadar vergi vermiş? Vergi zarar. Benim en küçük esnafım vergi veriyor. En küçük esnafım. Yıl içinde ödediği diğer vergileri saymıyorum ben. Gelir vergisi olarak ödediğini söylüyorum. Hı hı. Vergi vermeyen hiçbir esnaf yok. E bir de kalkıyorsun bunun üzerine kayıt dışı çalışanlar var. Onlar üzerinde herhangi bir denetim de yapmıyorsun. E denetim yapmadığın gibi onlar da tabi pazarda rahat da meydanda istediği yerde istediğine alıyor, satıyor. E böyle bir denetimsiz yer olunca esnaf bu sefer ne yapıyor? Kızıyor, küsüyor. Ne biçim devlet diyor ya? Bu ne biçim kanun diyor? Başkanım diyor sen benden hijyen belgesi istiyorsun diyor. Al diyorsun. yani Biz istemiyoruz da kanunlar istiyor. Biz uyarıyoruz. Hijyen belgesi al. Hal kayıt belgesi al. Bunları al kardeşim. Esnaf olduğuna dair e, Tarım İl Müdürlüğü'nden bir belge daha çıktı. 50 bin lira ödüyorsun. Buna al. İşletme kayıt belgesi. Eğer işletmen varsa gidiyorsun kayıt yaptırıyorsun. Bir 50 TL. Ona para, buna para, şuna para. E bana tamam da diyor. E benim karşımdaki karpuzcuya kimsecik bir şey demiyor başkanım açılmış oraya gelmiş en güzel yere köşeye adam bir de çardak kurmuş vedava yere Evet yani buna yok. kimse bir şey demiyor. Ben diyor aradım diyor zabıtayı diyor. Zabıta geldi karşıdan baktı baktı gitti diyor. Hala adam orada diyor. Yani insan üzülüyor biliyor musun? Tabii. İnsan üzülüyor. Tüketicilerimiz de tabii buna dikkat edecek yani etmeli yani. Vergi veren yani bir lira bile vergi veriyorsa bu ülkenin bu ülkeye katkıda bulunuyor demektir. Katkıda bulunan insanın alnından öpmek lazım. Ona destek vermek lazım. Kendini taşıyor ona destek. en azından onu evet. bakmak lazım. Tabii yani böyle böyle bakmak lazım. Ama bizde şöyle bir duygu var. Duygu şu. Ya garibandır. Acıma duygusu. Ya fakirdir. Tamam kardeşim. Fakirse bile devlet o zaman onlara bazı yerler göstersin. Yine kayıt altına alsın. Vergi alma o zaman. Bir yer göster. Mesela geçtiğimiz yıllarda Seyyar satıcıları yaptılar. Nasıl yaptılar? Belediye arabasını standart hale getirdi. Plakasını verdi. Belediyenin kontrolünde bu işi yapıyor. Yerde gösterdi burada yapacaksın dedi. Orada yapıyor. Yani böyle yap o zaman. Şimdi yaz mevsimi geliyor. Bir bakıyorsun. Yaz mevsiminde her yer karpuzcu oluyor. Her yer dondurmacı oluyor. Düşünebiliyor musun? Dondurmayı pastaneler satar büfeler, bakkallar, marketler satar. Ama bazı yerlerde terziler satıyor. Bazı yerlerde berberler satıyor. Bazı yerlerde internet kafeler satıyor. Yani hiç olmayacak yerlerde de dondurma dolabı da görebiliyorsun yani. Dolabı ne alan satıyor. E yani satıyor. Adamını bulan satıyor. İş yeri açma ruhsatına uygun değil. Adam bir berberler bir berber satabilir mi şey? Dondurma sat, de, satar mı? E, Ama satıyor. Dükkanın Neymiş? bir kötesine var bir te, şey makas bir şey koyuyor mu böyle? Yani böyle acayip bir durum var. Biz bunlar için üzülüyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Fakat maalesef pek yanıt alamıyoruz. Şu an çok fazla üstlerine gitmiyoruz doğrusu. E, i̇ki tane belediye tam böyle sistem oturmadı. Zabıta yapısı tam oturmadı eski sistem zabıta büyük şehire geçti. Eski belediyedeki. Öbür diğerleri de kadro oluşturamadılar muhtemelen. Şu an bir boşluk var. Anlıyorum yani ben bunu. Ama olan da bizim esnafımız oluyor. Yazık günah yani. Tabii. Onun Siz için acilen bunu Burası böyle sahil dediğiniz yerde bırakın. Oo. Balıkesirli Türkiye'nin dört bir yerinden geliyor. Evet. Bir iki ay arabanın arkasında Evet. Ondan sonra geçiyor, gidiyor. Yani Hani siz bunu bırakın bir de yarın öbür gün hiç bizim vatandaşımız olmayan insanları da göreceğiz bu korsan satışların içerisinde. Göreceğiz tabii ki yani. Doğru söylüyorsunuz. Dışarıdan gelen insanlar da olacaktır. Kaptı kaçtı işi yapacaklardır. Yani sorgulamak lazım, düşünmek lazım. Yani bu kadar değerinde olan bir ürünü, değerinde olan bir ürünü, yani 100 liralık değerinde olan bir ürünü eğer 30 liraya 40 liraya birisi satıyorsa düşünmek lazım. Ya bu hırsızlık malı mıdır? Bu efendime söyleyeyim satın alınmış da parası ödenmeyecek bir mal mıdır? Kusurlu bir mal mıdır? Yani aldığın zaman hiçbir hakkın yok zaten. Aldın kusurlu çıktı değiştirme hakkın yok. Fatura yok, fiş yok, hiçbir şey yok. Kazanç olduğu gibi o kişinin cebinde kalıyor. Devlete 1 lira vergi de vermiyor. Şimdi tüketici burada ne yapması lazım? Bunu da düşünmesi lazım. Vergi vereni tercih etmesi lazım. Vergi verirse inan ki ileriki yıllarda belki vergisi azalacaktır. Düşecektir tabana yayılırsa. Devletin de tabana yayması gerekiyor. Yani bu sohbet vesilesiyle vergi konusunu da açtık, iyi oldu. Bugün esnafın ciddi anlamda vergiyle ilgili sorunu var. Bugün e, gelire tabi bir esnafımızın aşağı yukarı yüzde 35, 40, 45 gibi ödediği bir vergi var. Devlet resmen ortak. Küçük esnaf ayağa kalkamıyor. belini doğrultamıyor. Tabii şimdi bunun karşılığında koruması lazım. Ondan başkasının da o hakları vermemesi lazım değil mi? Veriyor ama işte. Ona biz de ona isyan ediyoruz. Yani ciddi anlamda vergi ile ilgili çok büyük sıkıntısı var. Resmen ortak tamam vergi verelim. Ama beni biraz ayrı tut. Çünkü ben eskiden pazarın %100'üne sahipken şu an bizim elimizde kala kala pazarın %50'si kaldı. Cirolarımız düştü. Kendimizi yenileyemiyoruz. Yani para kazansak yenileceğiz. Rafımızı değiştireceğiz, terazimizi değiştireceğiz, dolabımızı değiştireceğiz. Para kazanamadığımız için büyüyemiyoruz. Yeni yatırımlar yapamıyoruz. Yatırım yapmadıkça da gittikçe küçülüyorsun. Gittikçe yok olmaya doğru gidiyorsun. Bu da tabii ki esnafın moral ve motivasyonunu bozuyor. Gelecekle ilgili adım atacaksa atmak istemiyor. Evet. Ya borçlanmak da istemiyor. Borçlanan da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. E çünkü gün güne uymuyor. Ya yani daha bugün sabahleyin bir esnafımla konuştum. Başkanım bütün planlarımı e, günde 3 bin lira toplamaya yapmıştım. 4 bin lira topluyordum ama askerisi 3 bin lira. E, Ciron düştü 1000 lira 1000 lira 2000 liraya düştü. İki tane şubem var. E şimdi benim önümde ödemem gereken şöyle bir borç var. Cirom düştüğü için para toplayamadığım için ben şimdi bu parayı ödemekte zorlanacağım. Ben nasıl kredi alabilirim? Soru bu. Yani ben bunu nasıl aşabilirim? Önümde böyle bir engel var. Bunu ben nasıl aşabilirim? Bu esnafları, bu insan girişimci insanlar bunlar. Bir şubesi varken ikinci şubesini açmış, yanında insan çalıştırıyor. Ses yani e, sıkıntı şu yani ister sizin alanınızda olsun yer baş, ister başka alanda olsun. Çalışan hep kaybetmek durumunda kalıyor. Yani dükkanınızı kilit vursanız gideriniz geliriniz bir şekilde ayarlayacaksınız. Ama çalıştığınız halde batağa gidebiliyorsunuz yani. Evet sıkıntı bu evet. bir, bir gemiyi sür devam ettireyim dediğiniz şey e, batabiliyorsunuz evet. batabiliyorsunuz yani zarar ediyorsanız bu. zaten zararınız gider ama bizim küçük, öğreti küçük, şöyleydi küçük. tembel olan tembelseniz çalışmazsanız e, ona göre olur hayatınız çalışırsanız ona göre çalıştıkça aslında şey yapıyorsunuz yani e, patinajı bırakın artık şey kumda patinaj gibi batmaya başlıyorsunuz hani evet. bazı işletmeler bunu duruma geçmiş noktada var çok çok güvendiğimiz işletmelere bakıyorsun, küçük esnaflara bakıyorsun. Bir zaman sonra borçlarla baş başa kalıyor. Onlarla baş edebilmek için de uğraşıyor. Dolayısıyla biz tabii şunu yapmamız lazım. Biz işimizi planlamamız lazım. Planlı, programlı. Para kazanmıyorsak bu işlerden, ...yapamıyorsak Çok da fazla ısrar etmemek lazım. Ha illa da yapacaksak o zaman biraz kendimizi geliştirmek gerekiyor, sormak, soruşturmak Hı. gerekiyor. Peki şeyde Bakkallar Odası bunun için var. Evet. bize her zaman için gelebilirler. Kendi tecrübeniz, meslektaşlarınızın tecrübesi, odadaki evet. diğer odalarla temaslarınız tabii bu konuda öngörü sunuyor. Mesela sizin alanınızla ilgili bir işe başlarken deneme süreci nedir bu işin? Yani bir işin olup olmadığını ne kadar bir sürede anlayabilirsiniz? Hani bazı işler vardır 3 yıl geçmesi gerekir o işin hakikaten olup olmayacağı ile ilgili. Ya da 5 yıl bazı işler vardır Bir ay olup olmadığını analiz edebilirsiniz. Şey için bakkallık için nasıl bir şeydir? Çünkü birçok emekli falan da böyle bazen heves ederler. Hani bir bakkal açayım evet. bir şey açayım diye. Şimdi eğer e, sıfır bir dükkan kiralayıp ben burada bakkal dükkanı açacağım diyorsanız en az iki yıl geçmesi lazım sizin orada müşteri oturtabilmeniz için. Yani müşteri kazanabilmeniz için. Bir yıl, iki yıl sizin orada çalışıyor olmanız lazım. Eğer devralmışsanız zaten oranın bir müşterisi vardır. Bir öncekine bakarsınız. Ondan biraz daha farklı yatırımlar yaparsınız. Biraz daha farklı hizmetle müşterilerinizin karşısına çıkarak müşterinizi arttırabilirsiniz. Ama sıfır dükkanlarda e, bir iki yıl gibi bir iki yıl gibi orada çalışmak gerekiyor. Evet, yani o e, iki yıla sabredecek. Sabredecek. E, güce sahip, güce olmanla, sahip, sahip olmak olmanla. lazım. Büyük bir özveriyle çalışman lazım. Müşterinin güvenini kazanacaksınız. Çünkü orada sadece müşteri tutmak güvenle alakalı size güvenecek müşteri. Bu beni kandırmıyor. Ben buna güvenebilirim. Peki bakkal müşteriye güvenebilecek mi? Şimdi sıkıntı. E da şimdi var. onu söylüyorlar esnaflar. Ya biz nasıl güveneceğiz de. Ee, evet. Biz orada şunu söylüyoruz. Mahalle sakin tanımadığınız insanları veresiye vermeyin. E tabi verirseniz gidip gelmeme imkanı her zaman var. Böyle bir risk taşıyorsunuz. Bazen mahalle sakinine bile veriyorsun. Kiracı adam bir gece çıkıyor gidiyor. Ya O da kul hakkına giriyor yani. E, o da artık e, onu içine sindirebiliyorsa... Bilemem yani. Kul hakkına girer o da. Bir siz küçük esnafın 50 lirasını 100 lirasına... ...tamah ediyorsanız... ...o kârdır deyip de kaçıyorsanız, vermiyorsanız... E, ...çoluğunuza çocuğunuza yedirdiğiniz parayı bir düşünün yani o zaman. Haram. Onun için... E, ...bizim halkımız... E, yani onu vermeyen iyi niyetli değil onlar. Bizim esnaflarımız bu insanları artık bilmeli, öğrenmeli. Hatta birbirine de sormalı. Ya bana birisi geldi bak senin daha önce müşterinmiş. Nasıldır diye sormalı. Referans almalı. Öyle vermeli. Doğru yani bugün tüketici de zor durumda. sıkıntıda. da. Ee, geçtiğimiz televizyon programında da konuştuk. Kredi kartları meselesi. Dokuz taksitte düşünce... Ee, Geçenlerde bir açıklama oldu. 9 milyar TL e, 2000 o karardan bu yana 9 milyar TL alışveriş eksik olmuş. Az olmuş ticaret. Evet. Yani bu 9 milyar çok büyük para. 9 milyar TL. O ne zaman alındı? Bir yıl olduysa bir yıldan bu yana 9 Tabii milyar. Tabii Şubat'ta alındı karar. Geçen sene Şubat'ta. Bu Şubat, bu, Şubat. bu Şubat'ta alındıysa bu Şubat'tan Geçtiğimiz ayın sonuna kadar, i̇şte Mayıs'ın sonuna ay. kadar Tabii. Babacan e, e, açıklama yaptı. Maliye Bakanı hı hı. Babacan açıklama yaptı. E, 9 milyar TL satışlarda düşüş var. Şimdi e, tabi bu düşüş kimden oldu? Kredi kartıyla tabi. Şimdi, Beyaz eşyasından tuttum da benim esnafıma efendim, kadar ilgilendirdi. Türkiye biliyorsunuz 2002'de çok büyük bir kriz atlattı. O krize sokan para 20 milyardı. Şimdi bunun yarısı kadar bir para aslında bahsettiğiniz 9 şey. 9 milyar TL evet. Biraz esnafın şu an sıkıntı yaşıyor olması, herkesin sıkıntı yaşıyor olmasının sebebi bu. Neden? İnsanlar alışveriş çünkü 9'a bölününce, şimdi 9 takside böldüğü zaman rakam büyüyor. Bu sefer harcama yapmak istemiyor. Evet. Hani bir yandan zorlu tasarruf yaparken bir yandan da evet. aslında ekonominin önünde de bir ee, durgunluk yaratmış oluyorsunuz. Ama bunu savunanlar da şöyle savunuyor. Eğer biz bu tedbiri almasak... E, kredi kartı bataklarının sayısı artacak. Bunun devlete yükü, bankalara yükü daha fazla olacak diye e, böyle bir tedbir almışlar. Ben, Alınmış yani. Tabii o batak işi bilemem ama ben şöyle diyeyim. Mesela o Şubat'ta o karar alındığında e, işte ben de çocuklar okulu falan olunca alışverişe çıkıyorsun sen Şubat tatilinde. E, almayı düşündüğüm birçok şeyi al, almadım yani çok fazla. Çünkü hani üçe bölünmesi var bir şeyin, dokuza bölünmesi evet. var. Ama hiçbir zaman batakçılık da yapmadım. Yani dolayısıyla benim harcamam gereken para esnafa gitmedi hani o anlamda düşünürsek. O evet. zaten onun öncesinde Harca, harcadım. ödüyordu. harcamadın yani. Harcayacaktın ama harcamaktan Harc vazgeçtin, vazgeçtin yani. Geçtim, Erteledin he. yani. Doğru. Yani birçok insan da böyle yaptı. 9 milyar TL'nin içinde sizin harcamadığınız 300 lira da var demek yani. Evet. <laughs> Bizim de var. Biz de yapmadık çünkü. Yapacağımız harcamayı yapmadık. Tabii. Şimdi bir şey 3'e bölündüğündeki tuttuğu yükünde de evet. işte 9'da 12'ye bölündüğündeki evet. e, muhakkak evet. e, farklı oluyor. Belki bu taksi sayısının azalması e, özellikle kredi kartıyla iş yapmayan ya da böyle e, çok taksite falan gerek durmayan e, küçük esnaf için de avantajlı olmuş olabilir değil mi? Hani böyle Yok işte alışveriş... avantaj. O insanlar tabii ki kredi kartlarını daha o, çok hani büyük meblağlı şeyler... ödemeleriyle baş başa kaldı. Adam hem alışveriş yapmadı hem de ödedi. Şu an geri ödemeler yapılıyor. Evet. Onun için çok fazla durgunluk kesinlikle nakit sıkıntısı ciddi anlamda var. Yani esnafımızın kasasında da nakit fazla düşmüyor. Çok fazla düşmüyor yani. ve kredi kartıyla da alışveriş yapmaktan çekiniyor. Bir durgunluk var şu an. Ancak işte işte yaz geldi. Umut yaz. İşte dondurma satacak, su satacak. İşte düğün varsa, düğün salonuna yakınsa oradaki ee, ...hareketten istifade edecek, fırsata dönüştürecek. Yani işte piknik zamanı mesela. Çok güzel bir iş. Kömür sat. Mangal sat. Onu tutuşturmak için şeyler var. Ee, normal malzemeler, jeller şunlar bunlar var. Onları sat. Para kazanırsın. karlı işler bunlar. Çünkü o mevsimsel. Biz buna diyoruz ki mevsimsel ürünler. Yani kışın da satacağın ürünler çıkar. Ona göre Tabii. düşünmek lazım. Şimdi salep sattı. Salep yani mesela ol <laughs> olmaz diye bir şey yok. Köylerde bir hareketlilik var, insan hareketi var. Oralara da dışarıdan işçi geliyor, tarlalarda işçiler çalıştırılıyor. Oradaki insanlara ihtiyaçları karşılıyor. Orada aldığı parayın bir kısmını köyde bırakıyor, sigarasını alıyor, ekmeğini alıyor, yoğurdunu alıyor. Yani ciddi anlamda şey var. Küçücük köylerde artık Çorbacılar açıldı. Köfteciler açıldı. Ciddi söylüyorum. Lokantalar açıldı. Bakkallar hareketli. Evet. Hareketli. Harman zamanı. Harman zamanı. Gayet güzel yani. Kırsal'da evet. daha iyi şu an. Kırsal'dakiler daha memnunlar yani. Evet. Tabii merkezde nüfus hareketi Tabii işte Kırsal'daki yani mahallelerimiz diyelim artık oralarda. Evet. Bir şey en azından büyük market rekabeti yok, yok oralarda. Yok tabii ki. Tabii ki. Orada da olsa sıkıntı olur. Hatta olarak. şeyleri onların ürün, ürün yelpazesi daha geniş. İğneden ipliğe yani bir tuhaf tutunda tutun da şeyine kadar bulunabiliyor bazen onu, değil mi? O, o şekilde olan bakkallarımız var. Evet. Onların da çok güzel işleri var. Biliyorum onları da. Hı -hı. Aslında öyle olması lazım kırsalda. Her türlü köyün ihtiyacını karşılayacak. Her türlü e, ürünü bulundurmak lazım ama yani hepsi aynı değil. Çünkü birinci işi bakkallık değil. Birinci işi bakkallık olanlar onu yapıyor. Birinci işi hayvancılık, tarım, en son iş bakkallık. O da işte müsait bir yeri var. Ne yapalım? Hadi buradan bakkal olasın. Buradan da emekli olur gideriz. Bağkur primlerini oradan yatırıyor, devam ediyor gidiyor. Ben yani adresiniz, işiniz Adres, var. Aynen öyle. Belli olsun aynen öyle. diye herhalde daha aynen da çok öyle. o şekilde düşünüyor. Tabi e, tabii böyle bir maksat düşünebilecek bir meslek midir? Yani hani adresin belli olsun diye düşündüğü takdirde. Çok az onların sayısı. Yani Hı. var o şekilde var yok dersem yanlış olur. Ama az sayıları az. emekliliğin az bir zaman kalmış. Devam ettirmeye çalışıyor. Çok da iş iyi iş yapmıyor ama bir şekilde primlerini kendisi ödeyip emekli olmaya çalışıyor. Yani bu tür esnaf arkadaşlar var yani. Evet. Yani. Şimdi ben e uzun zamandır şeye çıkmamışım. Milli Kuvvetler Caddesi'ne çıkmamışım. Yani geçmişim falan ama evet. geç gittiğimde aslında birçok dükkanın da farklı mesela burada bu yok muydu, bu var mıydı falan şeklinde düşündüğüm yerler de oldu. Zaten cadde de değişti hani bu süreç içerisinde. Hı hı. Ama dükkanlarda da değişiklikler var. Ee, yani bazen bakıyorsunuz açılıyor bir iş yeri, e, kapanabiliyor. Ee, sizin esnafınızda, üye sayınızda bir artış ya da şey var mı? Rolant'ta mı gidiyor? Rol... <laughs> çok affedersiniz. Çok yaşayın. Ee, tamam. Bizim üye sayımızda 2010'dan bu yana ne artış var, ne düşüş var. Sayı aynı, devam ediyor. Evet. Sadece el değiştiriyor. Bazen babadan oğula geçiyor. Bazen işte yapamıyor, bir başkası gelip alıyor, yapıyor. Bu şekilde yani 2010 yılından bu yana üye sayımız... 1060, 1070 yani 1000'in üzerinde devamlı olarak 1100. Yani öyle 5-10 oynuyor ama orları kuruyoruz yani. Hı hı. Ee, kısa bir aramız olacak Sayın Başkan. Tamam. İsterseniz reklamların ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte